Bir değil, iki Türkiye var diyen Demirtaş'ın yeni yazısı. HDP hangi Türkiye'nin partisi? Şimdi tabii aynı zamanda Selahattin Demirtaş bu yazısında iğneyi kendimize çuvaldızı da diğerleri batırsın demiş. HDP iğneyi kendine batırsın. Ama ben bunu öyle bakmıyorum sevgili Gerçek TV izleyicileri. Tabii ki iğneyi HDP kendine batırsın, diğerleri de çuvaldızı kendine. Ama öncelikle HDP kendisine çuvaldızını batırmalı ve iğneyi de diğerlerine batırmalı. Neden diye soracaksanız, bu ülkenin yasal siyasi partisi ve parlamentoda grubu olan bir parti. Eğer Kürt sorunu konusunda, Kürt sorunundaki temel muhatap olacak HDP, Kürt meselesinde dönüp de muhatap İmralı'dır diyorsa, o zaman siyaset yapmayın, kapatın kapıları, gidin kardeşim yani, değil mi? Onun için çuvaldızı kendinize batırın. Hemen şöyle demiş Demirtaş, bu Türkiye'yi yönetmek için kendi arasında kayıkçı kavgası yapan iki çizgi var. Sırayla iktidarı devralıp Türkiye'yi sömürüp tüketip duruyorlar. İşte biz bu Türkiye'nin partisi değiliz, olmayacağız. Bu nedenle üçüncü yol diyoruz kendimize. Bir kere bunun altına imza atıyorum arkadaşlar. Selahattin Demirtaş'ın bu sözüne altına imza atıyorum. Çünkü uzun süredir seslendiriyorum. Türkiye'de düzenler aynı, düzülenler de aynı. Demirtaş Diken'de kaleme aldığı yazısında Türkiye'yi yağmalayanlar, talan edenler, Cumhuriyet tarihi boyunca devlet adına işlenen bütün suçlara ortak olanlar, sessiz kalanlar, Türkiye Partisi ise hangi Türkiye'nin partisidirler diye soruyor. Bizim hedefimizdeki Türkiye tüm ezilenler, haklar, inançlar, kimlikler, emekçiler, kadınlar, devletin gerçek sahibidirler. Devlet halkın efendisi, gardiyanı, işkencesi, hırsızı değil, hizmetkarıdır. Tek dilin, tek kimliğin değil, her eşit yurttaşın devletidir. Bir değil, iki Türkiye var. İlki ırkçıların, soyguncuların, talancıların Türkiye'si. İkincisi ise halkların, emekçilerin, kadınların Türkiye'si ifadesini kullanmış. Demirtaş'ın bu cümlesine de katılmıyorum. Bir tane, iki tane Türkiye yok. Onlarca Türkiye var sevgili Gerçek TV izleyicileri. Millet olmayı becerememiş bir Türkiye yüzyılın sonunda. Ve kendi içerisinde bölünmüş bir Türkiye. Ve bölünmüş Türkiye'nin içerisinde birbirinden ölesiye nefret eden bir Türkiye. Çok, çok Türkiye. Ve birbirinden ölümüne nefret ediyorlar. Konya Ovası'nda karşılaşsalar bu çok Türkiye'nin içerisindeki çokluklar, yemin ediyorum size Türkiye sorunlarını kurtarır. Ulan alın Konya'sı, dövüşün sonuna kadar, kafamı kesiyorsunuz, kellemi kesiyorsunuz, parçalıyor musunuz deyip, ya nefretiniz de kusun deyip sonra normalleşmek gerekiyor. Ama bilin ki kafalarını kesseler birbirinin, karınlarını deseler, bağırsaklarını çıkarsalar, sinirini ya da nasıl söyleyeyim, öfkesini yenmemiş kalabalıklar var bu ülkede. Onun için diyoruz ya, iki Türkiye yoksa Sayın Selahattin Demirtaş'ta bu yazısında dediğim gibi iğneyi diğerleri batırsın demiş. Biz batıralım çuvaldızı. Ama dediğim gibi Selahattin Demirtaş'a ve HDP'lilere söylenecek olan şu: siz bu ülkede 5 milyonun üzerinde 6 milyona yakın halkın oyunu alıyorsunuz. Türkiye halkının oyunu alıyorsunuz. Türkiye halkının oyu sizi parlamentoda sorunları çözsün diye yetki veriyorlar. İmralı'daki sorun çözsün diye değil. İmralı'dakine yetki verirlerdi ama size veriyorlar. Ona göre davranmakta yarar var. Türkiye'nin partisi olmak öyle mümkün. Aynı zamanda da çok açık, net bir şekilde PKK'ya çağrı yapmanız gerekiyor Selahattin. Yani utangaç bir tavırla değil, üstü kapalı bir tavırla değil. PKK, Türkiye topraklarında silah bırak, Türkiye topraklarında eylem yapma diye. Çok net, açık. Ne kadar adamın varsa da dışarı çek diye. Bu iş böyle çözülür. Böyle Türkiye Partisi'nin olur. Yani yer yer kimi HDP milletvekillerinin, işte bizim de PKK'mız var, bilmem arkanı oraya yasladık gibi ifadeler kullanmayacaksınız kardeşim. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burada iki tane ordu mordu olmaz. Bir tane ordu var. Yani onun için o terör gruplarını, toplumun da bu kadar son 40 yılda şehit verdiği bir yerde İmralı'ya doğru yetki gönderirseniz Türkiye Partisi olamazsınız. Düşüncemizin de altını bir kez daha çizmiş olalım. Ama Selahattin Demirtaş'ın özellikle yer değiştiriyorlar dediği olay, yani düzenler hep aynı. Tekrar söylüyorum, iktidar ve muhalefet bu ülkede dizayn ediliyor. Bizim gibi ülkelerde dizayn edilir. Yazın bir kenara. Bundan sonra da dizayn edilecek. 2023'te, öncesi de, sonrası da. Buna dur demek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Nasıl mı mümkün? Demokrasi ve hukukla mümkün. Hukuk devletini inşa etmekle mümkün. İleri bir demokrasi kurmakla mümkün. Otoriterleşmeden vazgeçmekle mümkün.
adaleti yukarıya çıkarmakla mümkün. Siyasi partilerin içerisinde demokrasiyle mümkün. Kaynakların, siyasi partilerin kullandığı seçimlerde ve seçim sonrasında kullandığı kaynakların şeffaflaşmasıyla mümkün. Tarikatlar ve cemaatlerin bu ülkede iktidarlara talip olmak istiyorlarsa siyasi partilerini kurarak yapmak gerektiklerini bilecekleri bir gerçeklikle mümkün. Böyle mümkün sevgili arkadaşlar.